Merhaba, ben Erol. Burada da sizlerle birlikte alınabilecek Samsung ve Xiaomi telefonları incelemeye başlayacağız. Şimdi burada 5-6 tane telefon var ve her telefonu çok uzun bir şekilde değil, kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve neden alınabilir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle düşük fiyattan yüksek fiyata doğru yavaştan yavaştan gideceğiz. İlk telefonumuzdan başlamak gerekirse Xiaomi'nin Redmi Note 11S modeli. Redmi Note 11S'in fiyatına baktığım zaman şu an 7300 TL'ye satılıyor ve gerçekten fiyat performans olduğunu söyleyebilirim. Ekranımız AMOLED ve 90 Hz destekliyor. Bunun dışında parlaklık kısmında maksimum 700 nitlik parlaklığa çıkarken ekran kısmında fiyatına rağmen çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmında 5000 mAh bataryasını 33 Watt ile birlikte şarj edebilirken kamera kısmına geçtiğimiz zaman 108 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip AC destekleyen bir ana kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bunun yanında geniş açı makro çekim ve bokeh kamerası olmak üzere toplamda arka tarafta 4 tane kamerası bulunuyor. Gündüzleri işinizi idare eder. Gece geldiğimiz zaman bence kendi fiyatı için gerçekten mükemmel işler çıkartıyor. Tabii ki de üst düzey bir performans beklemeyin ama güzel işler çıkarttığını da belirtebilirim. Gelelim işlemci kısmına. İşlemci kısmında Redmi Note 11 Pro'da bulunan MediaTek Helio G96 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin de AnTuTu ve Redux puanında 330.000 ile 340.000 verdiğini söyleyebilirken PUBG gibi oyunları orta ayarlarda 30 kare gibi oynayabilirsiniz. UFS 2.2 depolama biçimi sayesinde de normal günlük kullanımda hiçbir sorun yaşamadan uzun dönemde bu telefonu kullanabilirsiniz. Ayrıca 5G desteği bulunmuyor. NFC desteği de bünyesinde bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığı da bulunurken ses kısmında çift hoparlör ile birlikte Hayri Ses sertifikası bulunuyor ve bunun güzel bir ses verdiğini belirtebilirken parmak izi okuyucusu yan taraftan direkt çalışıyor. Şunu da söyleyeyim, kutusuna 33 wattlık güç adaptörü, USB Type-C kablosu ve arka kapak kılıfı da çıkıyor. Gerçekten fiyat performans bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Gelelim diğer bir telefonumuza, yine Xiaomi'den. Şimdi Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro modeli var. Redmi Note 11 Pro modeli 9000 TL'ye satılıyor ortalama olarak. Redmi Note 11 Pro neredeyse 11S ile aynı, fakat 11S'in bazı yönlerde iyileştirilmiş hali. Şimdi ekran kısmında öncelikle AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte geliyor ve biraz daha parlak ve biraz daha kaliteli. Batarya kısmında 5000 mAh bataryası 67 Watt ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman neredeyse hem arka kamerası hem de ön kamerası tamamıyla aynı. Aynı performansta veriyorlar. Arasında bir kalite farkı neredeyse hiçbir şekilde bulunmuyor. Arka kameralar özellikle ana kamera kısmında başarılı. Gece geldiğimiz zaman bu fiyat segmenti için biraz başarısız. Ön kamerada hem 11S için hem de 11 Pro için gündüzleri işinizi idare eder. Ama maalesef geceye geldiğimiz zaman çok fazla bir şey beklemeyin. Bu iki telefonun da en eksi yönlerinden bir tanesi 1080p'de 30 FPS videoları arka tarafta maksimum olarak çekmeniz, 60 FPS ya da 4K desteğiniz maalesef ki bulunmuyor. İşlemci kısmından bahsetmek gerekirse 11S ile aynı, yani MediaTek'in Helio G96 işlemcisi kullanılmış. AnTuTu ve Redux puanı bildiğiniz gibi 330.000'ken PUBG gibi oyunları yine diğer telefonda olduğu gibi aynı şekilde orta ayarlarda 30 kare desteğiyle birlikte oynatır. UFS 2.2 depolama biçimi de bünyesinde bulunuyor. Zaten aynı performansı verdikleri için de fazla değinmek gerekmiyor. Zaten aynı performansı veriyorlar. 5G desteği bulunmuyor. NFC desteği bünyesinde bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık bulunurken çift hoparlörle birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. 11S'ten bir tık daha başarılı. Ayrıca parmak izi okuyucusu yan tarafta, kutusundan da 67 wattlık güç adaptörü, USB Type-C kablosu ve ayrıca arka kapak kılıfı da çıkıyor. Gelelim diğer bir telefonumuza, Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro 5G'nin fiyatına baktığımız zaman şu an 11.000 TL fiyatlarına satılıyor. Öncelikle ekran kısmında AMOLED 120 Hz ve artı özelliklerle birlikte DCI-P3 renk yüzeyi, HDR 10 Plus ve Dolby Vision destekleriyle birlikte gerçekten güzel bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında parlaklık kısmında kesinlikle idare edecekken 5000 mAh'lık bataryasını 67 Watt'la birlikte 40 dakika içerisinde tamamıyla şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmında 50 megapiksel derinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekleyen gerçekten güzel bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. İkinci, üçüncü kamera kısmında ise geniş açı ve makro çekim kameraları bulunuyor. Gündüzleri ana kamera her türlü işinizi idare eder. Gece geldiğimiz zaman sadece geceleri videolar çekerken çok çok karanlık ortamlarda bir tık geride kalacaktır. Ön kamerası ise neredeyse 11 Pro ile aynı. Yani biraz başarılı 11 Pro'dan ama neredeyse çok bir fark bulunmuyor. Geceleri fazla işinizi maalesef ki göremiyor. Bunun yanında işlemci kısmına geldiğimiz zaman Dimensity'nin 1080 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizin AnTuTu ve Redux puanına baktığımız zaman 430 binlik bir puanı alıyor. Gündelik kullanımda her türlü işinizi yine rahat bir şekilde halledebilecektir. Yüksek işlerde biraz zorlanacaktır. PUBG gibi oyunları orta ayarlarda 60 FPS'de oynatırken yüksek ayarlarda 30 FPS'i görebileceksinizdir. Ayrıca UFS 2.2 depolama biçimiyle birlikte gerçekten güzel bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. 5G desteği bulunuyor. NFC desteği de bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık her birinde olduğu gibi bunda da bulunuyor. Ve bunun yanında ses kısmında çift hoparlörüyle birlikte Redmi Note 11 Pro'dan biraz daha başarılı bir sesle birlikte hem yüksek hem de kalite olarak güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Parmak izi okuyucu
kutucusu ekranın altından değil yan taraftan ve kutusundan neredeyse bütün aparatları çıkıyor. Gelelim diğer bir telefonumuza. Samsung Galaxy A34. Şimdi A34 ile 12 Pro 5G arasında kalabilirsiniz. Burada istediğinizi de seçebilirsiniz. Yani ikisi de arasında yarışıyor. O da 11.000 TL, bu da 11.000 TL. Şimdi A34'ün özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmında evet AMOLED 120 Hz fakat çok çok kaliteli değil ve çok parlak değil 12 Pro'ya göre. Bunun yanında batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lık bataryasını 25 Watt ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Her neyse yine devam edelim. Yani 25 Watt ile şarj etmemiz fazla bizi üzmesin. Evet ana kamerasında OIS desteği vesaire bulunuyor ama bence 12 Pro 5G kamera kısmında özellikle ana kamera kısmında biraz daha başarılı ve ikinci üçüncü kamera kısmında ise ekstra geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası bulunuyor. Makro çekim kamerasının biraz daha iyi olduğunu belirtebilirim. Fakat genel olarak kamera kısmında bence 12 Pro 5G biraz daha önde. Ön kameraya geçtiğimiz zaman 12 Pro ile yine aynı ön kameraya sahipler neredeyse. Çok bir fark bulunmuyor. Yani kalite olarak ve performans olarak neredeyse aynı performansı veriyorlar fakat yazılımdan dolayı A34'ün bir tık öne geçtiğini söyleyebilirim. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman yine Dimensity 1080 bulunuyor. Bununla birlikte yine 450 binlik bir Antutu Velox puanını alabiliyorsunuz. Daha demin saydığım gibi PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde 30 FPS'te oynayabilirsiniz. Gündelik işlemlerinizi de çok rahat bir şekilde zorlamadığınız süreci halledecektir. 5G desteği bulunuyor. NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılıkta bulunurken çift hoparlörüyle birlikte 12 Pro 5G'ye kadar olması da güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Parmak izi okuyucusu da ekranın altından bulunuyor. Kutusundan maalesef ki hiçbir aparat çıkmıyor. USB Type-C ara kablosu dışında güç adaptörünü dışarıdan almanız gerekiyor. Bu biraz bizi üzüyor çünkü USB Type-C dışında bir aparat daha olsaydı güzel olurdu. En azından güç adaptörünü koysaydınız bir tık iyi olurdu. 12 Pro 5G'yi seçmek biraz daha mantıklı ama A34'ü almak da kesinlikle mantıklı. Şimdi gelelim diğer bir cihazımıza. Burada normalde Realme GT 2 olması gerekiyordu ama fiyatı 14.000 TL'ye çıktı. Onun için bunun yerine S21 Fan Edition'ı koyacağız. Şu an 15.500 TL, 15.000 TL fiyatlarına satılıyor. Şimdi telefonumuzun ekranına baktığımız zaman yine Dynamic AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca HDR10 Plus gibi destekler bulunuyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 4500 mAh'lık bataryasını yine 25 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel. Neyse devam edelim. Bunun yanında kablosu şarj destekleri de bulunuyor. Yine devam ettiğimiz zaman kamera kısmında kesinlikle şu ana kadar saydığım telefonlar arasında en iyi kameraya sahip cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yani evet 12 Pro 5G ile arasında çok böyle büyük bir fark yok ama yine bazı yönlerde öne geçtiğini söyleyebilirim. Ana kamerası kesinlikle işinizi görecektir. Geceleri çok çok düşük ışıklı ortamlarda biraz sorun yaratacaktır. İkinci kamera olan geniş açı kamerası yine saydığım telefonlara göre gündüzleri iyi işler çıkartıyor. Gece geldiğimiz zaman ışık varsa yine güzel bir şekilde fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Üçüncü kamera kısmında ise OIS ile birlikte 30x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Yani uzaktaki nesneleri görmenize olanak sağlıyor. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman burada çok yüksek bir performans veren bir ön kamera bulunmuyor. Ama iPhone kadar olmasa da bu saydığım telefonlar arasında yine en güzel ön kameraya sahip cihaz olduğunu belirtebilirim. Hem de Ace desteği ön kamerasında bulunuyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman Samsung Exynos 2100 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu telefonumuzun Antutu V9 puanına baktığımız zaman 730 binlik bir puan alabiliyor. PUBG gibi oyunları orta ayarlarda, PUBG gibi oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS ile birlikte çok rahat bir şekilde oynatabilecektir. Ayrıca diğer bütün zorlu işlemlerin altından kalkabilecektir. Yani gündelik kullanımı donma ve kasma hem normal kullanımda hem de ileri yönelik olarak yaşamayacaksınız. Hem de zorlu işlerin altından bu işlemci çok rahat bir şekilde kalkabilecektir. Telefon fazla ısınıyor mu diye sorduğunuz zaman bir tık ısınıyor ama diğer saydığım telefonlar bu telefona göre biraz daha fazla ısınıyor. 5G desteği var mı diye baktığımız zaman 5G desteği var. NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve tuza karşı dayanıklılık yine bulunurken ses kısmında çift hoparlör ile birlikte ultra high quality sertifikası bulunuyor. Gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Parmak izi okuyucusu da ekranın altından bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi de maalesef ki kutusundan adaptör çıkmıyor. Sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Genel olarak telefonlar bu şekildeydi ama son üst seviye bir segment telefon önermem gerekirse Samsung Galaxy S22'yi de burada alabilirsiniz. 19.000 TL fiyatlarına satılıyor fakat şunu söyleyeyim. Bataryası çok çok iyi değil. 3700 mAh'lık bataryası var. İlk aldığınız zaman telefonu güncelleyin. Ondan sonra kullanmaya başlayın. Bataryası iyileşiyor. Çünkü güncellemeden kullanırsanız hem bataryası kötü gidiyor hem de telefon ısınıyor. Bunun yanında bataryası dışında her özelliği S21 Fan Edition 5G'nin bir tık iyileştirilmiş hali. Yani ekran kısmında olsun, işlemci kısmında olsun, kamera kısmında olsun, diğer tasarımsal kısımlarda olsun bir tık iyileştirilmiş hali olduğu için S22'yi de şu an fiyat performans telefonları arasına Samsung tarafından koyabilirim. Yani iPhone almak yerine S22 almak bana göre biraz daha mantıklı. O yüzden dolayı S22 almayı tercih edebilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Yani genel olarak değerlendirdiğimiz zaman size alınabilecek en mantıklı Samsung ve Xiaomi cihazları sunmaya çalıştım. Zaten bu cihazlar dışında neredeyse böyle fiyat performans telefonu olduğunu söyleyemem. Onun dışında başka önereceğiniz telefonlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.